Sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar, bugün size az görenlerin kullandığı yardımcı cihazlardan biri olan teleskopik gözlükler hakkında size biraz bilgi vermek istiyorum. Teleskopik gözlük, nasıl ki insanlarda işitme kaybı var ve bu işitme kaybı olanlar cihazla duyabilir. Bu sistemler sayesinde de hastalarımızda yapay görme oluşturarak gözlük içindeki prizmalar sayesinde ve fokus yaparak göremediği yerleri, cisimleri, yazıları, yüzleri, alt yazıları daha yakından ve iri olarak görmelerini sağlamaktadır. Böylece insanların sosyal hayatlarından geri kalmamalarını sağlamaktadır. Biz az gören hastalara, kişilere özel, daha iyi görmelerini sağlayacak özel teleskopik gözlükler sağlayabiliriz. Bunların kullanım indikasyonları nelerdir? Bu sistemler hangi hastalıklarda faydalıdır? Bunlar maküler hastalıklar. Yani bunlara makula dejenerasyonu diyoruz. Diyabetik şeker hastaları, diyabetik retinopatisi olan hastalar, albinizm, biliyorsunuz renk pigmenti eksik olduğu için retinada da görmelerinin az olmasını görmekteyiz. Stargardt hastalığı, optik atrofisi, yüksek miyopi, nistagmus, maküler delik, küsörde eksfoliasyonlu hastalar ve santral görmenin kaybolduğu birçok hastalarda hastaların görmesi sağlanmaktadır. Hastalar neler yapabiliyor? Bilgisayarda çalışmalarını yapabiliyorlar. Televizyon izleyebiliyorlar. Kart oynayabiliyorlar. Balık avlama, golf oynama, spor etkinlikleri, sebze alışverişlerini sağlayabiliyorlar. Yüzdeki ayrıntıları fark etme, algılama, okulda kara tahtayı görme, boyama, müzik okuma gibi yapamadığı şeyleri hastalarımız yapabilmektedirler. Bu sistemin diğer sistemlere üstünlükleri vardır. Bunlar nelerdir? Birincisi güzel görünümlüdür, hafiftir, 70 gramın ağırlığındadır yaklaşık. Bunlarda geniş görme alanı mevcuttur. Saniyenin 3'te 1'i zamanında görüntüyü netleştirir. Tek gözlükle öğrencilerin hem sıradaki defterlerini hem tahtayı görmesi mümkündür. Hafifliği sayesinde tüm gün takılabilir. Karşıdan gelenin yüzünü tanımak, trafik işaretlerini okumak çok kolaydır artık. Görmesi 50 santimetreye kadar düşük az görenlerde başarıyla uygulanır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Az görmek kaderiniz olmasın. Bilin ki bunun da çaresi var. Gelen hastalarımız şifa bulmaya devam ediyor. Sağlıkla iyi günler dilerim.